Bülent Özcan hocamla birlikte her hafta farklı yerleri, farklı güzellikler keşfettiğimiz program Doğaya Pedalla'dan bir kez daha merhaba. Bu hafta Bülent hocamla birlikte Yücel arkadaşımızın rehberliğinde Kapıdere'yi keşfe çıkıyoruz. Keşif öncesi kahvaltıyla güne başlayacağız. Biz kahvaltıyı hazırlarken dilerseniz öncesinde, tur öncesi neler yaşamışız birlikte izleyip görelim. Daha sonra kahvaltıda tekrar sizlerleyiz. Bastığımız yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Semenlerle karşılaştık. Yarasa çarptı bana. Yarasa. Daha keşfettim. Herkese tekrar merhabalar. Bülent hocam kahvaltıyı hazırladı. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan Bülent hocama bırakıyorum. Yine bir pazar ve biz bisiklet turu heyecanıyla yollara düştük. Şu an güzel bir tur yapma niyetiyle enerji ihtiyacımızı karşılama adına kahvaltımızı hazırladık ve kahvaltı yapıyoruz. Menümüzde tulum peyniri, yağ, zeytin, çeri domates ve baby salatalık var. Ve bizim olmazsa olmazımız cennet çamurumuz var. Cennet çamuru bizim için çok kalorili bir gıda. İçeriğinde tahin, pekmez ve çerezlerden olan bir karışım. Biz annelere bunu çok öneriyoruz. Çocuğunuz zayıfsa, gelişmiyorsa, enerji ihtiyacı varsa muhakkak yapay gıdalar yerine böyle doğal ürünler hazırlayarak çocuklarınıza sunabilirsiniz. Pekmez aynı zamanda iyi bir kan yapıcı ve enerji verici ve karaciğeri kuvvetlendiriyor. Biz de bisiklet günleri muhakkak bu karışımı hazırlıyoruz. Karışımda 3/2 oranında tahin ve 3/1 oranında pekmez ve çerez grubunu. Ama çerezde dikkat etmeniz gereken unsur çiğ olması ve kavrulmamış olması ki elzemik yağlarını içerisinde barındırsın. Bu gıdayla çocuğunuzu gönderirseniz okula zihni de iyi çalışır, bedeni de iyi de çalışır. Bunu beslenme kültürünüze ekleyin. Kahvaltının ardından turumuza başlamış bulunmaktayız. Şu anda Malatya ilinde 93 km mesafede bulunan Kapıdere mevkiindeyiz. Kapıdere mevkii her ne kadar Malatya iline bağlı olsa da Maraş iline biraz daha yakın mesafede. Şu anda Nurhak dağlarının eteklerinde pedallamaya devam ediyoruz. Rehberimiz eşliğinde şu anda bir çeşmeyi keşif için pedallamaktayız. Bülent hocam, arka planda görünüyor mu bilmiyorum. Evet, keşfe devam. Keşfe devam diyor. Her zaman olduğu gibi doğaya açılan kapıları görünce keyfimiz yerine geldi. Sakin, sakin oğlum, sakin. 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 Evet, burada doğal dostlarımız olan köpekler alan koruması yapıyor. Bisikletçilerin dostu diyelim.
Bu gibi durumlarda yapılması gereken paniklemeden bisikletten inip. Sakin olmak. Zaten sahibi seslerini duyunca geldi. Burada demek ki bir sürü var. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Eyvallah. Yok. Alışkınız biz. Hayvan görevini yapıyor. Nereye gidiyor? İleride bir kayadan su çıkıyormuş. Ha şu an köprü yok ama. Köprü yıkıldı mı? Herhalde köprü yok. Eskiden köprü var dediler bize. Yok. Neyse dereden geçeriz olmazsa. Ya dereden geçirdin. Ya da? Ya da buradan böyle gideceğim. Bu yolu takip edeceğim. Aynı çaya yukarı büyük köprü var. Bisiklet evet. Gitmez ama. Bisikletler evin yanına konmuş olmaz. Çınardan. Evet, çınarın içine yürüyerek geliriz. Yok, köprü gibi çınar yatmıştı. Dutunarak oradan da geçip oradan da çıkabilirsiniz. Buraya yakın size. Daha çarşım geldi. Dediler. Şurada mı kalıyor da? Şu yoldan ne inicin abi? Tamam, buradan ne inicin? Karı geçsin aşağıya iner. He, çınar yarı yatırmış. Nehrin öteki tarafına geçiyor. Yatmış, tam şurada yatmış çınar. Tamam. Oradan geçeceğim, oradan yeri yukarılığına. He, yakın zaten orada. Suya yukarı geçtiğimi tam şurada kınarda. Çekime tam yeni başlamıştık, yük köpekler falan derken nerede kalmıştık unuttuk açıkçası. Neyse, pedallayalım, konuşacak çok şey var. Tebe ortam Yolun bundan sonraki kısmını yürüyerek gideceğiz anlaşılan. Kapıdere macera turumuzda aldığımız duyuma göre yeni bir su kaynağını keşfe gidiyoruz. Bisikletlerimizle doğanın iç kısımlarına kadar girdik fakat burada bitki örtüsü o kadar sık ve dikenli ki bisikletlerimizi bıraktık ve güzel bir noktaya sakladık. Biraz evvel konuştuğumuz çobandan aldığımız bilgiye göre burada bir devrilmiş çınar ağacı varmış. O çınar ağacını köprü olarak kullanarak karşıya geçeceğiz. Şu an o doğrultuda ilerliyoruz. Nehir sonbahar olmasına rağmen güzel akıyor. Su kaynaklarımız çok güzel. Çınar da ileride. İlerleyen günlerde inşallah kar yağışları güzel olur da nehirlerimiz daha coşkulu akar. Ve bizler de bu güzellikleri yaşar ve size göstererek yaşatırız. Bize tarif ettiği çınar ağacı göründü. Şu an onu köprü olarak kullanarak karşıya doğru geçeceğiz. Evet, bahsedilen çınar bu olsa gerek. Bakalım bize geçit verecek mi? Espri ayakkabılarla geçmek de zor ama doğal bir trabzan da oluşmuş. Çınarın iki dalı var.
alttaki dalına basar, üstteki dalından da tutunursak geçeriz. Şimdi yavaş yavaş geçişimizi gerçekleştiriyoruz. Önder rehberimizi salıyorum. Yücel, bir ilerle bakalım. Serkan da doğal oluşum köprümüzden karşıya geçiyor. Yukarıdaki dal bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Böylelikle düşmemizi engelleyecek doğal bir trabzan oluşturmuş. Şu an nehrin üstünden dikkatli bir şekilde geçişimizi tamamlıyoruz. Evet, biz karşıya geçtik. Sıra Bülent hocamda. Görmüş olduğunuz doğal köprüden Bülent hocam da geçişini sağlayarak çeşmeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Köprüden geçtik ama bitki örtüsü çok sık. Amazon ormanları gibi sanki. Evet, buradan, burada. Çukurlarda sular var arkadaşlar. Dikkatli olun. Bataklık gibi olmuş. Ben o sahanın içine bastım, daha kuru. Bisikletleri bıraktık. Köprüden de geçtik. Etap bisiklet parkurundan çıktı. Doğa yürüyüşüne döndü. Oh. Bastığımız yerlere dikkat etmemiz gerekiyor anlaşılan. Sık bitki örtüsü yüzünden zeminde bizi neyin beklediğini de bilemiyoruz. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Kurumuş yaprakların altında çukur olabiliyor. Ah, burası biraz açıkmış. Ama manzara süper. Bülent hocam doğal besin kaynağını buldu yine. Bugünkü doğal besin kaynağımız da ceviz. Aksiyon dolu bir yürüyüşün ardından sonunda çeşmeye ulaştık. Muazzam bir su. Zorlu bir etaptan geçtik fakat görmeye değdi. Bugün doğanın ellerini yaşadık. Dere boyunda doğal bir köprüden geçtik ve şu an doğal bir su kaynağına ulaştık. Kayanın dibinden çıkıyor ve alttaki kapı dereye kavuşuyor. Bu sudan içtikten ve yolda topladığımız cevizleri yedikten sonra biraz enerji toplayıp dönüşü gerçekleştireceğiz. Evet, çürük mü diye umdum da yok. Ve gayet güzel bir ceviz. İçi de tam dolu. İnce kabuk. Bakalım tadı nasıl. Tat da güzel. Evet, doğal ve ilaçsız olunca ceviz daha bir yağlı ve lezzetli olmuş. Tabi tabanında da soğuk su kaynakları var. Cevizi bayağı yağlandırmış. Soğuk suda nasıl balıklar yağlanıyorsa soğuk suda içen bitkiler de çok lezzetli oluyor. Bu bölgenin elması ve cevizi de gerçekten suyundan mıdır nedir? Çok lezzetli. Kapıdere gezimiz ve keşfimizde bize rehberlik eden sporcularımızdan Yücel arkadaşımız bizi Kapıdere'nin dere boyunda bulunan bir çeşmeye getirdi.
kendisine bu çeşmenin ile ilgili bilgiler almak için mikrofonumuzu uzatıyoruz. Bakalım bizi nasıl bilgilendirecek. Bu çeşmenin özelliği var. Nedir? Kendisindeki anıları nedir? Bize anlatıversin. Evet, şimdi bizim genelde çocukluğumuz bu bölgelerde geçtiği için buralara sık sık geliyorduk. Yerel halk tabi burayı Kocanın Pınarı olarak adlandırıyor. Büyük bir kaya yapısı var, biraz girintili. Hemen altında da doğal kaynak suyu çıkıyor. İnsanlar da burayı biraz piknik alanı olarak kullanıyorlar. Burada işte mesela içecekleri ısınmasın diye soğuk suya koyuyorlar kaynak suyunu. Daha sonra yiyip içip ondan sonra pikniğini tamamlayıp dönüş yapıyorlar. Köy alanına yaklaşık 1-2-3 kilometre mesafede. Bisikletle zaten geldik bir kısmını yolun. Daha sonra ormanlık alan içerisinden doğal köprüden geçerek buraya ulaştık. Tabii bir de bizim arkadaşlara tavsiyemiz, böyle yere gelip yiyip içtiğinizde çöplerinizi ve atıklarınızı da getirdiğiniz gibi götürmeyi bilin. Böyle doğal güzellikleri temiz bir şekilde gelecek nesillere miras olarak bırakın. Çeşmeden çıkan su bu yolu izleyerek Kapkaya Deresi ile birleşiyor. Şu noktada görmüş olduğunuz delik ise buraya gelen insanların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri soğutmak için kullandıkları bir nevi doğal buzdolabı diyebiliriz. Beton dökerek bir çukur oluşturmuşlar ve bu çukurun içerisine dediğim gibi yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri buraya koyarak soğumalarını sağlıyor. Cevizimizi yedik, suyumuzu içtik. Şimdi tekrar bisikletlerimize doğru yola çıktık. Doğada gezerken doğanın mucizelerini ve güzelliklerini görmek bana mutluluk veriyor. Şu anda da bir aspir bitkisiyle karşılaştım ve bu bitkinin özelliklerini size anlatmadan geçmek istemedim. Bu bitki namı değer safran bitkisi. Aspir çiçeğinin ortada gördüğünüz erkekçik tepeleri toplanarak yaklaşık 1000 çiçekten 1 kilogram aspir bitkisi elde ediliyor. Safran elde ediliyor ve safran baharatı sarı altın olarak da bilinen bir baharattır. Baharatçılarda yaklaşık kilosu 20 bin lira gibi bir bedelle satılıyor. Çok etkili ve lezzetli bir baharattır. Yalnız tabii fiyatından da anlaşıldığı üzere yemekleri az miktarda kullanmak lazım. Kullanırken de suyla seyretip öyle kullanılıyor. Gelmiş olduğumuz köprüyü şimdi de tekrar geçerek bisikletimize doğru yürüyüşe devam ediyoruz. Bana gençliğini neye borçlusun diyorlar. Tabii ki spora ve doğaya ve heyecanımı kaybetmemeye. Ben yaşım ne olursa olsun Allah bana güç kuvvet verdikçe doğada zaman geçirdikçe kendimi zinde ve mutlu hissedeceğim. Bugün de mutluluğumun zirvesindeyim çünkü uzun bir aradan sonra doğadayım. Kapıdere'nin kenarında bulunan doğal su kaynağını keşfettikten sonra şu an aldığımız farklı bir istihbarata doğru yol alıyoruz. O da buraya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta dağda bir su kaynağından bahsedildi. Şu an hedefimiz ve istikametimiz o bölge.
sincabı biliyorum, görebildiniz mi ama hayvan heyecanla yoldan ağaca doğru kaçtı. Doğada bu tarz görüntüleri görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü insan doğada fazla bir canlı bırakmadı. Tek tük de olsa sincap, tavşan gibi hayvanları, keklik gibi hayvanları görünce mutlu oluyoruz. Burada onlar mekanlar. Şu anda ceviz sezonu olduğu için hayvanlar kışlık stoğunu yapmak için ceviz taşıyorlar. Gördüğünüz sincapın ağzı da bayağı şişkindi. Yaklaşık 5 tane cevizi ağzına alabiliyor. Ağızlarını torba gibi genişletip bitkisini, rızkını taşımak için kullanıyor. Ve ağaç kovuklarına, toprağa gömerek kış için hazırlığını yapıyor. Kışın soğuk, bitki bulamadığı dönemde de stoklarını alıp tüketiyor. Bazen de stoğunu unutuyor. Unuttuğu yerden o tohumlar canlanıyor. Böylelikle tabiatın yeşillenmesine ve canlanmasını da sağlıyor. O bakımdan bu tür hayvanlar çok kıymetli. Doğal bir çiftçi olarak görev yapıyor. Bu arada Bülent hocam bahsettim bilmiyorum ama hatırlarsanız ben Şubat ya da Mart ayıydı, tam olarak hatırlamıyorum ama Covid atlatmıştım. Bülent hocam da yeni koronavirüsü atlattı. Koronavirüs sonrası kendisi bir spor eğitmeni olarak virüsü atlattıktan sonraki durumuyla ilgili kendisinden de yorumu alalım bakalım. Bülent hocam, virüs sonrası neler oldu? Ne, vücudunuzda virüs ne gibi? Benden kuvvetli olmadığını anladım. Daha önceki yaşantımdan kaynaklı ümmüm sistemim ve bağışık sistemin kuvvetli olmasından mütevellit virüsü çok kolay atlattım. Sadece tat ve koku kayboldu. Tat da kısa sürede geri geldi fakat şu an kokuda bir gecikme var. O da bilgiye göre birkaç ay sürüyormuş ama derin derin kokuları alabiliyorum. Ben inanıyorum ki doğada gezdiği müddetçe o da kısa sürede dönecek. Ailemde 4 kişi bu illete yakalandık fakat en hafif atlatan ben oldum. Sporun ve doğal beslenmenin, güneşlenmenin bu virüs üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ben bizzat yaşayarak öğrendim. Sizlere de tavsiyem, mümkün mertebe doğal beslenin, D vitamini, C vitamini ihtiva eden gıdaları bol bol tüketin. Balık, badem, ceviz gibi gıdaları yaşantınızdan eksik etmeyin ve güneşlenin. Bu virüs bizden kuvvetli değil. Sağlık Bakanı'nın dediği gibi biz ondan daha kuvvetliyiz ve daha akıllıyız. Muhakkak onu yeneceğiz. Birazdan tren dağları delerek, tüneller oluşturarak yoluna devam edecek. Biz de dağların kıvrımlarından
eteklerinden, yamaçlarından açılmış karayollarında slalomlar, zikzaklar, inişler, çıkışlar yaparak hedef noktamıza doğru ilerleyeceğiz. Ama manzara mükemmel. Malatya merkeze göre daha yeşil, dağlar, meşelik ve çamlık karışık. Ceviz ağaçları çok bölgede. Halk ise genellikle gördüğüm kadarıyla tütün ekmiş. Sulak bir bölge olması, serin bölge olması tütüne ayrıcalık katıyor. Onlar da demek gelirini elde edebilmek için tütün bitkisiyle ticaretlerini sürdürüyorlar. Doğayı keşfe devam ediyoruz. Şu anda da bölgede bulunan bir mağarayı yeni edindiğimiz arkadaşlarımızla ve rehberimizle keşfe çıkıyoruz. Mağara biraz yukarıda olduğu için bisikletleri yine aşağıda bıraktık ve yolun kalan kısmını yürüyerek devam ediyoruz. Bize rehberlik eden arkadaşlar ayrıca burada tarihini bilmemekle birlikte Roma veya Bizanslılardan kalma olduğunu söyledikleri bir kale kalıntıları olduğunu da söylediler. Kale ve kilise kalıntılarını da bulabilirsek onu da sizler için görüntülemeye çalışacağız. Fakat ilk hedefimiz öncelik mağara. Sanırım mağaraya geldik. Bize rehberlik eden arkadaşların söylemi ve yosunlara bakılırsa mağara içerisinde kış aylarında su geldiği söylenmekte. Buradaki yosunlar da bunun ispatı. Fakat yaz ayı olduğu için su kurumuş. Buraya kara delik diyor, yöresel olarak isimlendirilmiş. Kış ayları burada su çıkıyormuş. Zaten suyun izini göreceğiz. Birazdan da mağaranın içine doğru ilerlediğimizde suyun seviyesini göreceğiz ama yaza doğru su azalıp ve kuruyormuş. Biz de bu suyun oluşturduğu krater kayaların erimesiyle oluşan mağaranın derinliklerine doğru ilerleyip mağarayı keşfetmeye çalışacağız. Mağara bayağı yüksek bir mağara. Kameradan pek belli olmuyor ama belli olduğu kadarıyla sizler için görüntülemeye çalışayım. Mağara keşfimizde bir semenderle karşılaştık. Bu semender Anadolu semenderi diye biliniyor. Ve göz altında bulunan bir keseden zehir saçtığı için diğer hayvanlar bunu yemediğinden nesli devam ediyor. Normalde nemli ortamları sever. Genellikle yağmur zamanı toprağın dışına çıktığı için buna yağmur böceği de dedikleri oluyor. Burada nem oranı yüksek. Ağzımızdan buhar çıkıyor şu an. Yaz ayının son günleri olmasına rağmen. Demek hayvan burada kış uykusunu geçirmek için mağaraya sığındı. Şu an zaten hareketleri zayıflamış. Nabzını demek düşürmüş. Yavaş yavaş kışa hazırlanıyor. Kış ayları bu hayvan bahsettiğim gibi uykuya yatıyor. Yaz ayları da üremek için dere ve su kaynaklarına iniyor. Ben de merak ettim. Dur bunlardan ben de gidelim. Biraz gidelim. Kadar. Dur. Burası neden ışıldıyor hocam? Nemden dolayı mı? Şimdi tavanda bulunan su damlacıkları süzülüp kristalleştiği için ışıklarımızdan gelen ışıklar kırılıyor. Ve yaldız gibi sim gibi parlıyor. Bu da karanlıkta bize yolumuzu göstermekte bir fayda veriyor.
İlerlemeye devam edelim. Mağarada böyle küçük havuzlar var. Bahar ayında suyun çekilmiş fakat bu küçük havuzlardaki sular halen kalmış. Tabanı kaya bile olduğu için su çıkış bulamadığından burada kalmış. Mecbur kaldığınız zaman bu sular içilebilecek kadar temiz nitelikli sular. Doğada kalıp da su ihtiyacını gidermek isteyen olursa öyle yerlerdeki suyu güvenli içebilirler. Bu arada ışıktan görebiliyor musunuz? Buhar oluşmaya başladı. Nem arttı, oksijen azaldı. Yarasa çarptı bana. Ben de taş düştü zannettim ama yarasaymış. Nereye gitti o? Ayadan kusura bakma. Kullanmaz mıydı? Eyvallah olmaz. Burada şeyler alabiliriz. Burada 40 ayak tarzı. Bu kadar bir tane yalnız. Bir tane bu büyük, bir tane de yavrusu var şurada. Oksijen giderek azaldı. Burada bir giriş var. Dikkat edin, boşluk var altında. Düşünürsünüz. Burada boşluk kalmış. Yine yarasa çarptı. Kaska. Kaska mı? Çıkarız, çıkarız. Ama burada bitiyor. Burada var abi. Yukarı çıkış var burada. Ya burada da çok sıkış yukarı dönüş var. Ama insan geçemez. Yarasa... Hepten birleşiyor. Buradaki yukarı da orası birleşiyor. Demek ki... Yarasalara bakın. Ama orası hep yarasa dolu hocam. Evet. Yarasalara hep yarasa dolu. Sürü halinde hatta. Onlarca yüzlerce var. Yaklaşık 110 metre ilerlediğimiz mağaranın dip kısmına geldik. Oh. Mağaranın dibinde yarasalar bizden rahatsız olup kaçmaya başladı. Birkaç tanesi ani manevradan bize çarptı. Ama bu kısımda çok daraldı. İnsan geçemeyecek kadar dar iki tane baca var. Biri yere doğru iniyor, dibinde biraz su görünüyor. Diğer baca da yukarıya doğru çıkıyor. Burada koku da değişti. Tahminim metan gazı var. Biz de daha fazla zorlayamayacağız. Buradan dönüyoruz. Ama bu keşif bize çok büyük bir zevk verdi. Bu keşifte bize yardımcıların arkadaşlara çok teşekkür ederim. Böyle bir macerayı ve ambiyansı bize yaşattıkları için kendilerinden Allah razı olsun. Hadi geri dönelim. İyi, ben indim de. Mağara bu arada aşağıda dar bir şekilde. Şuradan ve şuradan. Şu şekilde devam ediyor. Yarasalar da orada uçuşuyor bu arada. Şurada bayağı var. Aa, uçuyor orada baksanıza. Alttaki de çok dar. Adam gidemez. Mağara geçişlerinde tavan alçak olduğu için baret şart. Köylü arkadaşlar sağ olsun bize baretiniz varsa alın dediler. Biz de bisiklet kaskını baret olarak kullandık. Faydasını da gördüm biraz evvel. Ciddi bir kafamı çarptım. Çıkıntı varmış görmedim ama kask korudu. Demek ki neymiş? Laf dinlemek lazımmış. Birileri size bir şey söylediğinde uymakta fayda var. Ben de bugün faydasını gördüm. Şu an çıkışımıza devam ediyorum. Aynen. Amacımız zarar vermek değil. Aynen. Gezdik, evet, gördük, evet. Gidiyoruz. Gez, gör, git. Gez, gör, git. Evet, şöyle. Ayağı birinden başlayıp bırak. Allah dediğin gibi bağırda bu ayakta olur. İçinde su olur. Bir de buz gibi karşıyor. Ve şu girişte de şuraya kadar su biriktiriyor burası. Oh. Geçmiş tarihte suyun birikme izlerini şöyle görebiliriz. Dikkat ederseniz burada bir kararma var. Karartın altı çizgi halinde. Bura havza yapıp şiştikten sonra aşağıya şeyler olarak dökülüyormuş. Ama uzun yıllardır kar yağışlarının azalması şeyi azaltmış.
suyu bitirmiş. Mağaranın sadece dip kuyu kısmında su kalmıştı. Ama bizim için onu görmek de büyük keyif verdi. Gerçekten iyi bir keşif oldu. Getirenden Allah razı olsun. Evet, güzel bir mağara keşfinin ardından şimdi de tekrar bisikletlerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Bisikletlerin bulunduğu noktada da bir eski bir kale olduğu söylentisi vardı. Bakalım kaleyi de bulabilirsek sizler için görüntüleyeceğiz. Yöre halkı tarafından kale olarak bilinen alana da gelmiş bulunmaktayız. Burada sadece bir duvar kalıntısı bulunmakta. Tarihi tam bilinmemekle birlikte Roma döneminden, Bizans döneminden kaldığı anlatılır bize. Bura geçit bölgesinde olduğu için yukarıdan kanyonu denetleyip Okçu Kalesi diye de biliniyor. Şu an kalenin bize yüzyılımıza yansıyan duvarını görüntüleyebiliyoruz. Diğer kısımlar yıkılmış. Evet, bizim için oldukça keyif aldığımız, keyifle gerçekleştirdiğimiz bir etapın ardından şimdi de Kapıdere'de bulunan Çınaraltı denilen mesire alanında yemek hazırlıklarına başlayacağız. Buradan da birkaç görüntü aldıktan sonra bakalım Bülent Hocam bizler için ne gibi bir menü düşünmüş. Birlikte izleyip görelim. Altına da gelmiş bulunuyorum. Mesire alanı adından da anlaşılacağı üzere her taraf çınar ağacıyla dolu. Sanırım adını da bu çınar ağaçlarından almakta.
Bu haftaki tur menümüzde dana antrikot var. Antrikot dananın 3. ve 10. kaburga çubuğunun arasından elde edilen bir et bloğu. Dananın en lezzetli yeridir. Genellikle bu eti kontrfile ile karıştırılıyor. Kontrfile dananın belinin dış kısmında bulunan bir et bloğu. Antrikot ise kaburga çubukları var dananın. Toplamda 13 çubuk. Bu 13 çubuğun 3. ve 10. çubuğun arasından kemiğin altından çıkartılıyor. Güneş ve değnek yemeyip güneş görmediği için çok lezzetlidir ve içinde mermerimsi yağ bloklar vardır. Zaten lezzetini de o yağ bloklarından alıyor. Ben bugün bunu farklı bir pişirme tekniğiyle uygulayacağım. Tekniğimde de kuru baharat kaplama dediğim bir teknik uygulayacağım. Etin dış kısmını kuru baharatlarla kapladıktan sonra iç kısmının üstünü kuyruk yağıyla sarıp yavaş yavaş pişirmeyi düşünüyorum. Daha önce benzer bir teknikle dana bonfileyi yapmıştım. Lezzetliydi ama bundan daha büyük bir lezzet umuyorum. Çünkü bu daha yağlı, %10 daha yağlı bir et. Kuyruk yağıyla da birleşince mükemmel bir lezzet çıkacağını tahmin ediyorum. Baharatlarda da bugün farklı bir baharat daha keşfettim. Onu ilk defa deniyorum. Mercan Köşk isimli bir baharat İstanbul'dan getirdim. Malatya'da bulamadım o baharatı. Yanında da körü, çemen, kekik, tuz, pul biber, karabiberden oluşan bir çeşni yaptım. Bu çeşniyi de gördüğünüz gibi kapladıktan sonra üstünü kuyruk yağıyla sarıp yavaş bir ateşte döndere döndere pişireceğim. Umarım güzel bir lezzet ortaya çıkacak. Şimdi de çok lezzetli göründü hocam. Böyle bile yenilebilir. Evet. Zaten etin en güzel hali. Peki izleyicilerimiz merak edebilir hocam. Dükkan ismi vermeden kasap eti nereden temin ediyorsunuz? Hacı diye bir arkadaşım var. Benim çocukluk arkadaşım. Ona ben farklı etler tarif ettiğimde bana yapabiliyor. Genellikle Malatya'daki kasaplar öyle olmaz deyip kestirip atıyorlar. Ama sağ olsun Hacı ve Orhan ortaklar. Onlara ne tarif etsem yapabiliyorlar. Bugün de mesela böyle bir kuyruk kesimi tarif ettim. Normalde kuyruk kısa bir ettir ama şu an gördüğünüz gibi bunu etin üstüne sarmal bir şekilde sarıp bağladıktan sonra yavaş ateşte yağı ete değdire değdire pişireceğiz. Yani kasaba bunu istiyorum demekle olmuyor. Olmuyor kasaba. Yok. Biraz siz de bir şeyler bileceksiniz. Kasap da bir şeyler bilecek ki ortak bir payda da buluşabilirsiniz. Kuyruk yağımızı da böyle sarmal bir şekilde sardıktan sonra etimizle sonra bağlayacağım ki kuyruk kaymasın. Yavaş ateşte içli içli pişireceğiz. Bağlamayı da bu iple yapılıyor sanırım. Evet, bu pamuk ip olması gerekiyor. Pardon, keten ip. Pamuk ip de olur ama asla aklınızda kalsın. Sentetik naylon ipliklerle bu işi yapmaya kalkmayın. Naylon ateşte eriyip etinizi is kokutacaktır. Bu ip yağla birlikte birleştiğinde yanmıyor ve yavaş yavaş pişirmenizi sağlıyor. Kuyruk yağlarımızı etimize sardıktan sonra etin üstünden kaymaması için de başta sabit bir düğüm attıktan sonra ilmek ala ala yağlarımızın üstüne denk gelecek şekilde etimizi bağlıyoruz. Böylelikle yağ düşmüyor ve etin tamamını pişirtinceye kadar etin üstünde kalıyor. Sonra da dik bir şekilde etin tamamını içine alacak bir şekilde boylamasına böyle bir bağla da bunu destekliyorum. Ve bağlama işlemi bitireceğim. Ve ateşimizi yapıp köz olduktan sonra da yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğiz. Nasıl görselimiz iyi oldu değil mi Serkan? Tabii ki hocam, ben diyorum ya. Bu şekilde bile evet. Adamın iştahını açıyor. Bu şekilde bile yenir diyorum ben. Tabii yenmez ama. Yok, biz de çiğ et yemiyoruz. Ama yenilecek gibi duruyor. Aynen. Şimdi ateşimizi yakıp közümüzü oluşturalım. Sonra da yavaş yavaş pişirelim.
Közümüz kıvama geldi. Şu an hazırladığımız etimizi ateşle buluşturma zamanı. Bugün her şeyimiz mükemmel oldu fakat közümüze meşe odunu bulamadık. Bu bölgede çınar bölgesi olduğu için kurumuş çınarlardan bulduk. Çınarın aromasını çok sevmiyorum. Onun için tamamen köz olana kadar bekledik. Şu an yavaş yavaş pişireceğiz. Umarım güzel bir lezzet ortaya çıkacak. Yemeğimizin birinci evresi kıvama geldi. Şimdi bunu şişlerden çıkarıp dilimleyip tekrar iç kısımlarını da kızartacağız ki daha lezzetli olsun. Tabii kestiğim iç kısımlarına tekrar baharatımdan ekleyeceğim. Mükemmel bir lezzet ortaya çıkartacağız böylelikle. Etimizin birinci evresinde blok halinde pişirdik ve sonra dilimledik, paneledik. Tekrar panelediğimiz iç kısmına da çeşnimizden sepip iç kısmını da hafif kızarttıktan sonra yemeğe geçeceğiz. Şu an itibariyle mükemmel görünüyor. Lokum gibi oldu. Keserken çünkü bunu hissedebiliyordum. Baharatlarla da birleşince daha güzel bir lezzet ortaya çıktı. Etimiz kıvama geldi. Şu an nar gibi oldu. Şu an artık yeme zamanı. Şişlerden kurtarıp yiyip afiyetle yolumuza devam edeceğiz. Oldukça güzel görünüyor hocam. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama ben normalde yarasaların insana çarpmayacağını zannediydim. Mağarada 4-5 tane bana çarptı. Sizler de söylediniz çarptığını. Bir tane arkamdan vurdu, sanki biri tokat vurdu. Ama biz onların dünyasına, evine girdik. Yani orası bizim evimiz değil. Mağaralar yarasaların evi. Normalde ama kuru mağaralardan yarasa barınmıyor. Yarasanın kanatları deri ve perde olduğu için neme ihtiyaç duyuyor. İşte mağara nemli diye yarasa var. Yani kuru mağara olsaydı o yarasalar olmazdı. Nemli olmasa hayvanların işte uçma imkanı sunuyor. Tabi dibe doğru da o yarasanın gübresinden oluşan koku ve gaz bizi rahatsız etti. Çıkmak zorunda kaldık. Gerçi geçit de vermedi, daraldı iyicene. Uzun ve yorucu bir tur, lezzetli bir yemeğin ardından bu haftaki doğaya pedalanında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler bu turdan büyük keyif aldık. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bu haftaki turda bizlere eşlik eden, rehberlik eden Yücel arkadaşımıza da bu arada teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni yerler, yeni güzelliklerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın, bisikletle kalın diyoruz.